bellek tazelemedir. Bunları şey yapacağız. Evet. Evet. Şimdi ilginç bir şeyde Yalçın Bey, Hürriyet Gazetesi'nde bir haberdi. Biz tabii böyle Avrupa'nın, belki de Amerika'nın, dünyanın içerisinde işte çeşitli değerlendirmelerle anılan bir ülke olmamıza, işte Fransa'da Ermeni anıtının açılmasına, Amerika'da Ermeni tasarısının geçmesine, yani Türkiye'yi zora sokacak her türlü şeyle boğuşurken İsrail'den bize sürekli dostluk eli uzatılıyor. Evet. Kudüs'e Türk anıtı başlığıyla böyle bir gazete, bunu göstereyim sevgili izleyicilerimize. Kudüs'te Türk anıtı yapılıyor. Hem de Harem-i Şerif'in doğu duvarına bitişik olacak olan anıtın inşasına Kudüs Belediyesi onay verince başlanacak. İnşaat izni verilmeyen bölgede Türkiye'ye jest yapılacak. Yani İsrail'in bu jesti, devam eden jestleri var. Ama bu da ilginç bir, sembolik bir anlamı olan bir jest. Buna ilişkin söyleyeceğiniz muhakkak. Kaç dakika? Var, 100 bin var. Kitap getirdim. Var var, buyurun. 100 bin kitap rahat getirdim. Olun, anlatın. Tamam, güzel. Efendim, bir, böyle yaparlar. İsrail Türkiye'de çok kuvvetlidir. Bu kriz çıktığında Gürkan Bey kardeşim, Türkiye adına kimlerle görüşüldü? İsrail Başbakanı ile görüştük. Londra'da. Washington'da konuştuk. İngiliz Başbakanı ile konuştuk. Bana göre yıllar önceki yazdıklarımı hafifletecek olursam, bizler bir şekilde, yani İsrail, Türkiye, İngiltere, artık Amerika'daki bayraktaki yıldızlar gibiyiz. Onlardan. Biz İsrail'in dışında hiçbir şey yapamayız. Ey Türk milleti! Bu krizden sonra hem Dışişleri Bakanı Ali Babacan oraya gitti, konuştu, hem Londra'da konuşuldu. Bu budur. İsrailler şu kitap. Bu kitap bir Yahudidir, yazdırdır, bunları anlatır. Bu kitap der ki, 1980'li yıllara geldik. İsrail diplomasisi dedi ki, biz bunlara çok, yani bize çok şey yapıyorlar. Biz hiç bunlara borçlu olamıyoruz. Onun üzerine şu yalanı uydurdular. 1492'de İspanya'dan gidildiği zaman tek kapıyı Türkiye açtı. Bu İsrail Dışişleri Sekreteryası'nın uydurduğu bir yalan. Kim yazıyor? Bu kitap yazıyor. Kim Türkiye'ye getiriyor bunu? Ben getiriyorum. Yani 500. Yıl Vakfı başı yalandır. Kamhi'nin Türkiye'ye yaptığı yoktur. O vakıftan önce de Amerika'daki, dünyadaki, ta Abdülhamit Sanı'nda, Herzl'de geldiğinde bize hep lobi yapmayı söyler. Neden? Benim kitaplarımda var. Bizimle biraz daha Filistin'e Yahudi gönderin. Biz sizin Ermenilere yaptıklarınızı dünya basınında bastırırız. Bu budur. Ha. Şimdi benden başka kimse yapmadı. Yazmadı. Evet. Çanakkale'de bize karşı Yahudi birlikleri savaştı. Bu da bir hazırlıktır. Ne hazırlığıdır? Artık bu bizim o dağlardan Ermeni hududuna yaklaşıyor büyük İsrail. Mesele budur. Benim söylediğim. O zaman ya onun bir sonucu olarak da Amerika, artık Amerika'daki ve Tel Aviv'deki Yahudiler görüş değiştirdiler. Artık Türkiye'ye ihtiyaçları yok. Burası kopacak Türkiye'den. Ermenilerin Türkiye ile ilgili tezlerini kabul ettiler. O zaman bize bu teselli orada bir yapacak. Ama ben buraya çok kitap getirdim. Burada bir yığın kitap getirdim. Bu Genelkurmay Başkanı ile de ilgili. Biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı olacağı sırada, evet, Fethullahçılar evvela İbrani asıllı olduğuna dair bir çıkarttılar. Sonradan da ailesinden bir tanesinin Nili gizli örgütü mensubu olarak, evet, idam edildiğini söylediler. Şimdi onları ne yapıyorlar? Yalan üzerinedir. Yalan üzerine. Ha şu söyle olabilir. Nili. Nil. Bir parantez daha açalım. Şu yalan demiyorum.
Paşa Hazretlerinin bir büyüğünün mezarı orada olabilir. Orası bizim topraklardı. Bizim dedelerimiz de orada olabilirdi. Ama savaşta öldüyse burada var getirdiklerim. Yahudi lejyonu bize karşı savaştı. Ha, çok güzel. Bugün çok iyisin. Beni çok konuşturuyorsun. Ha, bir şey daha söyleyeyim. İyiliğim var. Gidiyorsun da o iyiliğini melek gibi. Ha, onu ben bir kavram ortaya atıyorum. Egyptization. Mısırlaştırma. Mısırlaştırma. Ne demek Mısır? Mısır kağıt üzerinde Türkiye'ydi. Ama bizim sözümüz geçmiyordu. Hem Çanakkale'de bize karşı savaşan Yahudi Birliği İskenderiye'de eğitildi. Bizim topraklarımızda eğitildi. Çanakkale'de bize karşı savaştılar. Yahudi lejyonu bizim topraklarımızda bize karşı hazırlandılar. İskenderiye'de kağıt üzerinde bize karşı savaştılar. Eğer Paşa Hazretlerinin bir orada şehit olduysa Yahudiler tarafından şehit edilmiştir. İkiyüzlülüğü açıyorum. Ha, benim ne diyorum? Tarihle, kavramla bakacaksınız. Mısırlaşma. Diyarbakır bölgesi Mısırlaşıyor mu? Sözde bizim yoksa başkalarının mı düdüğü ötecek? Bu son iş budur. Bu iş İsrail'in ve Amerika'nın işidir. Benim evet. söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Şiir istiyorlar. Bitti mi? Yok. Bitti. Bitti süremiz Yalçın Bey. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Beraber olduğumuz bu son programdı. Bundan sonra siz başka arkadaşlarla devam edeceksiniz. Her şey için teşekkür ederim. Buradan ben birkaç izninizle birkaç kişiye daha teşekkür etmek istiyorum. Ben bir başka bir programla sevgili izleyiciler karşınızda olacağım. Yine SkyTürk ekranlarında olacağım. Şimdiki zaman diye her hafta bir başka konuğumla karşınıza geleceğim. Yalçın Bey'le yaklaşık 45 programa yakın bir maratonu tamamladık. Yalçın Bey gene devam edecek burada programlarına. Ama ben izninizi istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir ilgi gösterdiniz. Kalemlervekılıçlar.com adlı bir internet fan kulüp kuruldu. Orada çok yoğun tartışmalar oldu. 4000'e yakın üyesi oldu. Onu başlatan sevgili Turgay kardeşimiz, o da yeni evlendi. Onu da buradan tebrik edelim. Teşekkür edelim. Gerçekten yoğun bir ilgiydiniz. Hakikati aramak için, gerçeğe ulaşmak için bir çaba içerisinde olan tüm izleyicilerimize gönül dolusu teşekkür ediyorum. Ve izninizi istiyorum ben. Bir başka programla karşınızda olacağım. Yine SkyTürk ekranlarında olacağım. Yalçın Bey'i de ekranlara taşımak bir aydın sorumluluğuydu. Bu sorumluluğu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum Yalçın Bey. Buyurun, buyurun. Bu programlarda benden çok daha fazla sizi sevdiler. Yok aman estağfurullah, rica ederim. Sizi rica yaptılar. Sizinle bu programı yapmak çok güzel oldu. Ben izleyicilerimize söylüyorum, bırakmayız. Sıkıştığımız zaman sizin bir eliniz, bir ayağınız, bir kafanız gayet buradadır. Gayet ayrılma gayet saymıyorum bunu. Tabii. Ama herkese de şunu söylüyorum. Herkes ayrılacak olursa bizim gibi ayrılsın. Gayet sevgiyle, gayet şükranla. Tabii. Ve tabii. Sky televizyonunda biz sizinle üniversite kurduk. Evet. Şuraya bakın. Bunların hepsini getiriyoruz. Evet. Devam ederiz. Tabii canım, her zaman ederiz. Sizle beraberiz ama ekran karşısında da fırsat evet buldukça evet birlikte olmaya çalışacağım. Evet. Evet sevgili izleyenler, Kalemler Kılıçları'nda bu hafta sonuna geldik. Mutlu pazarlar diliyorum. Hoşça kalın.